Evet arkadaşlar, aramıza katılan yeni bir üyeyle röportaj yapacağız. Şimdi tanıştırayım ilk başta. Eda Özer ismi. Gayet ciddi bir kişilik. Pek güldüğü görünmemiş. Yani biz görmedik en azından. Ciddi sorular soracağım ona. O da cevaplayacak elinden geldiği kadarıyla. Şimdi ilk sorumuza geçelim. İlk sorumuz ne olacak Eda Özer'e? Suriye hakkında ne düşünüyorsunuz? Suriye demeyelim de Orta Doğu diyelim. Orta Doğu. Geniş, geniş alalım, evet. Geniş kapsamlı. Orta Doğu ve yanına Filistin de ekleyelim. Geniş kapsamlı. Gazeteci yazar ayrıca Eda. Şimdi, çok ağaçlara yazmıştır, evet. Evet, alalım. Çok zor. Çok zor bir dönem. Bir Müslüman olarak çok üzüldüğüm bir kavram. Para uğruna yapılan bunca kan, bunca çocuğun ölmesi acı, çok büyük bir acı verdi bize. Ben kendi şahsıma yandan güldürüyorlar. Şimdi Eda ayrıca bu lafınızı böldüm, özür dilerim. Buyurun. Eda ayrıca hani böyle başını sallarken siz de sallamayın videoyu izlerken. Sonra devam edelim. Orta Doğu dediğimiz gibi kaldığımız yerden devam edelim. Orta Doğu derken yani bu Orta Doğu tam bir açıklayalım. Bu Orta Doğu tam yani, ortada mı kalıyor ya? Orta yol var mesela bizim yani, Kurtbasan'dan inerken. Orta yolla bir alakası var mı? Konuyu çarpıtmayalım beyefendi lütfen. Değil mi? Yani konumuza dönelim. Peki. Acı, çok büyük bir acı. Peki. Yani para uğruna, paranın üzerine kurulan, dökülen kan hiçbir zaman onlara çok önemli şeyler getirmeyecek lanetten başka. Tamam. Ben de bu konuyu can yürüyümden lanetliyorum ve bunun düzelmesi için ben geçen yıl zaten Orta Doğu ağlıyor diye bir toplantı yaptık. Bu toplantıda başarılı oldum. Milyonlarca insan topladık. Keşke milyonlarca insan olup bir kere daha cihat yapıp bu insanları sonunu getirebilsek. Çok zor. Peki, çok acı. Görüşleriniz için teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Bir ikinci sorum da 9 çocuk ev kira hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir yılı aşkındır gruptayım. Tanıdığım insanlar var grubun içerisinde. Tanımadığım insanlar da var. Sevdiğim insanlar var. Empati kurduğum insanlar var. Görüşlerime uyan ya da uymayan insanlar var. Ama genel anlamda bir manası var bende. Çünkü 9 çocuk ev kira benim için çok önemli bir grup. Ve önemi de şuradan geliyor. Biz her insanı kim olduğunu, Mevlana gibi görüyorum grubumuzu. Kim olduğu, ne olduğu önemli değil. Ne olursanız olun bu gruba katılın. 9 çocuk ev kira. Teşekkür ediyorum.